Peygamber Efendimizin Hayatı. Okuyan Fatih Özacun. 64. Bölüm. Kureyş'in Vahşeti. Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Uhud'da savaş artık sona ermişti. Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden 22'si ölmüştü. Boş yere Hazreti Peygamber'i aradılar. O sırada Vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza'nın karnını yarıp ciğerini çıkarmıştı. Ciğeri Hind'e götürdü ve "Babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin?" dedi. Hind, "Ganimetlerden bana düşen payın tümünü vereceğim," dedi. Birlikte şehidin yanına gittiler. Hind, Hazreti Hamza'nın mübarek naaşına zarar verdi. Sonra kendisinin kıymetli eşyalarını çıkarıp Vahşi'ye verdi. Yanındaki kadınları da diğer ölülere zarar vermeleri için teşvik etti. Hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hint de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki adam da aynı şekilde intikam hislerini doyuruyordu. Fakat Bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Süfyan elindeki mızrağı Hamza'nın vücuduna batırarak "Bunu tat hain!" diyordu. Biri Ebu Süfyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği bir sesle "Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?" diye söylendi. Ona "Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme," dedi. Ebu Süfyan "Bu sadece bir hataydı," dedi. O sırada Ebu Amir oğlu Hanzala'nın başına gelmişti ve Hazreti Peygamber'i kastederek yaslı yaslı şöyle diyordu. "Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı? Ama olsun. Sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun ve arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah Muhammed'in taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın." Daha sonra Hind ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle "Ey Kureyşliler! Düşmanınız olsa da oğluma bir şey yapmayın," dedi. Onlar da bu isteğe saygı gösterdiler. Müşrikler onun vefat ettiğine inanmak istese de haberlerin doğru olduğu ve Hazreti Peygamber'in dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı toplama emri de verilmişti. Bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Hareket etmeden kısa bir süre önce Ebu Süfyan atını dağa doğru sürdü ve Müslümanlara yaklaşarak bağırdı. "Bugün diğer bir güne, Bedir'e karşılıktı. Ey Hubel, kendini göster, dinini yücelt." Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'den ona şöyle cevap vermesini istedi. "Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde." Ömer, Ebu Süfyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve bu sözleri tekrarladı. Ebu Süfyan, "Ömer, ne olur söyle, Muhammed'i öldürdük mü?" deyince de şu cevabı aldı. "Hayır, aksine şimdi senin söylediklerini dinliyor. Kureyş'in lideri, senin sözünün doğru olduğuna inanıyorum," diyerek geri döndü. Fakat ardından tekrar dönüp şunları ekledi. "Ölülerinizin bazılarına zarar verildi. Ben bunu istemedim. Ne izin ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere." Bunları duyan Peygamber Efendimiz arkadaşlarından birini daha şu cümleyle oraya gönderdi. "Bu bağlayıcı bir söz." Ebu Süfyan ordunun beklediği yere ilerledi. Hazreti Ömer
onların yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Peygamberimiz birini onları gözetlemesi için gönderdi. "Eğer develerine binmişlerse Mekke'ye gidiyorlar," dedi. "Fakat eğer atlarına binmişlerse Medine'ye gidiyorlar. Canımı elinde tutana yemin ederim ki eğer niyetleri buysa onlarla savaşacağım." Ama o sırada gözcü iyi haberi vermek için aceleyle geri dönüyordu. Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halid'le birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr, ileriki yıllarda şöyle diyecekti: "Ordularının üçte birinin Medine'ye döndüğünü ve bazılarının zaten şehirde kaldığını biliyorduk. Geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydık. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Biz de kendi yolumuza devam ettik."